Evet, şimdi çift sarılı organellerdeyiz. Çift sarılı organellerin ilkine biz mitokondri diyoruz. Mitokondri çift sarılıdır. Prokaryotlarda ve memeli hayvanların olgun al yuvarında bulunmaz. Oksijenli solunum yapan ökaryot hücrelerde oksijenli solunumla ATP sentezini gerçekleştirir. Substrat düzeyinde fosforilasyon ya da oksidatif düzeyde fosforilasyonla ATP sentezi yapar ve çift sarılıdır. Şimdi görmüş olduğumuz organel bir mitokondri. Mitokondri deyince aklınıza oksijenli solunumun gelmesini istiyoruz. Oksijenli solunum tepkimesi yapıyor. İç ve dışarı salınan protein molekülleri gömülü olduğu için çift sıralı yağ tabakasından oluşuyor. Dış sarı ile dış sarı düz, iç sarı kıvrımlıdır. Yani benim mitokondrime baktığımda dış sarının düz olduğunu, iç sarında yüzey alanını arttırmak için kıvrımlı olduğunu görüyoruz. Biz bu olaya ne diyoruz? Krista diyoruz. Dikkat. Kristanın üzerinde elektron taşıma sistemi elemanları ve ATP sentaz enzimi bulunur. Oksijenli solunumda açığa çıkan ATP'nin büyük bir kısmı burada sentezlenir. Mitokondrinin içini dolduran sıvıya biz matrix diyoruz. Matrix'te enzimler, kendine özgü halkasal DNA, RNA ve ribozomlar bulunur. Mitokondri çekirdek DNA'sının kontrolünde kendi DNA'sını eşleyerek çoğaltır. Ribozom sayesinde ihtiyacı olan proteinleri üretir. Mitokondri oksijenli solunumla ATP sentezini yapar. Besin monomerini oksijenle yakar. Karbondioksit, su, ATP artı dışarıya bir miktarda ısı verir. Şimdi notlarımız önemli. Bir bireye ait mitokondriler yumurta hücresinden, yani anneden gelir. Sentrozomlar ise spermden gelir. Eğer biz annemizin kim olduğunu bilmiyorsak mitokondri DNA'mıza bakarak annemizi belirleyebiliriz. Eğer babayı bilmiyorsak da sentrozomun yapısına bakarak baba belirlenebilir. Mitokondri zarları glikoza karşı geçirgen değildir. Glikoz alt karbonlu bir yapı. O yüzden önce glikozu sitoplazmada bir yıkıyoruz. 3 karbona pürük asite. Sonra o mitokondriye geçebiliyor. Dikkat. Oksijenli solunum yapan prokaryot hücrelerde oksijenli solunumla ilgili elemanlar hücrenin zarında bulunan mezozomda bulunur. Eğer bir prokaryot hücre oksijenli solunum yapıyorsa bu hücre zarı kıvrımı olan mezozom yapısında bulunuyor bol miktarda. Plastidler çift zarlıların ikincisi. Bitki ve alglerde bulunan çift zarlı organellerdir. Kendine özgü DNA'ları, RNA'ları ve ribozomları bulunur. DNA'ları eşleyerek çoğalabilirler. Kloroplast, kromoplast ve lökoplast olmak üzere rengine göre 3 çeşide ayrılır. Kloroplast, bitkilerde, alglerde ve öglerde de bulunur. Bulundurduğu yeşil renk pigmenti olan klorofil sayesinde ışıkla, yani besini, inorganik maddeyi ışık yardımıyla organik besine çevirebilirler. Fotosentezin genel ifadesi şudur. Karbondioksit suyu ışık yardımı ve klorofille birleşip besin artı oksijen üretir. Yani biz bu olaya ne diyoruz? Işıkla besin sentezi olduğu için fotosentez diyoruz. Çift zarlıdır. İç zarı ve dış zarı düzdür. İçini dolduran sıvıya ise biz stroma diyoruz. Şimdi bir kloroplastin yapısına bakarsak şurası çift zar, şurası iç zar. Yani nasılmış? Çift zarlıdır. Dış zarı da düz, iç zarı da düz. Dikkat. İçeride bulunan sıvıya biz stroma diyoruz. Stroma sıvısında inorganik moleküller, halkasal DNA, RNA, ribozom, enzimler, nişasta, lipid gibi bütün moleküllerin bulunuyor. Mitokondrinin kendine ait bir DNA'sı vardır. Böylelikle çekirdek kontrolünde çoğalabilirler. Aynı mitokondri gibi bunun da kendine ait DNA'sı var. Çekirdeğin kontrolünde çoğalabiliyor. Stromada para yığını şeklinde düzenlenmiş trikoid zar sistemi bulunur. Klorofiller trikoid zarlarda bulunuyor. Ve bu paraların tık 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 üstüne dizilmesine granum. Granum topluluklarına da biz grana diyoruz. Granum aramerle birbirine bağlayarak güneş ışığının daha fazla emilmesine yardımcı oluyor. Fotosentez elektron taşıma elemanları, klorofil ve ATP sentaz enzimi benim trikoid zarımda bulunuyor.
Karbondioksitten glikoz oluşumu ise stromada gerçekleşiyor. Zaten 12. sınıfta fotosantezi anlatırken ışıklı evre ve ışıktan bağımsız evre şeklinde iki şekilde anlattığımızı anlayacaksınız. Fotosantez sırasında fotofosforilasyonla sentezlenen ATP'lerin tamamı fotosantezdeki organik molekülün yapı taşına katılıyor arkadaşlar. Meraklısına kısmı var, önemlidir. Endosimbiyoz dediğimiz bir hipotez var. Bu hipotez şunu diyor. Mitokondri oksijenli solunum yapar biliyorsunuz diyor. Kloroplastta fotosantez yapan bakterilerde bu bakteriler fagositozla yutuldu. Ökaryot hücrenin içinde beraber geliştiler diyor. Mitokondri ve kloroplast DNA'ları ökaryotunki gibi doğrusal değil halkasaldır. Dikkat, o yüzden bunların bir bakteri olduğunu düşünüyoruz. Mitokondri ve kloroplastların çoğalma mekanizması bakterilerin çoğalma mekanizmasına benziyor. Bu organellerin ribozomları ve RNA'ların nükleotit dizilimleri bakterilere benzediği için biz bu organellerin ondan önceki dönemde bir bakteri olduğunu, onu yutarak ökaryot hücrenin içinde evrimleşerek organel şekline dönüştüğünü düşünen bir hipoteze sahibiz. Buna endosimbiyoz hipotezi diyoruz. Şimdi şu görmüş olduğunuz kloroplast, bu görmüş olduğunuzda mitokondri, işte endosimbiyoz hipotezini gösteren bir tablo ile beraberiz. Bunlar ökaryot hücrenin içinde gelişerek bir organele dönüştü diyor. Kromoplast bitki hücrelerinde bulunur, sarı, kırmızı ve turuncu renklerini oluşturur. Niye bunlar var? Çiçekli bitkilerin taç yapraklarında, bazı bitkilerin köklerinde ve meyvelerinde ve tohumlarında bol miktarda bulunuyor. Sarı rengini veren ksantofil, kırmızı rengini veren likopen, eğer turuncu rengini verecekseniz de karoten diyoruz. Çeşitli faktörlerin etkisiyle kloroplast kromoplasta dönüşebilir. Mesela yeşil bir yaprak sonbaharda sararırsa kloroplast kromoplasta dönüşmüş olur. Lökoplast pigment içermeyen plastittir. Bitkilerin kök, gövde, tohum gibi kısımlarında bulunur. Besin özellikle nişasta depolar. Fotosantez sonucu oluşan glikozun fazlası nişasta olarak patateste bol miktarda var biliyorsunuz. Ortalama 24 saat depolanıyor. İhtiyaç halinde de nişasta tekrar glikoza çevrilip hücreye veriliyor. Fotosantezde üretilen glikozun bir kısmı depolanacağı hücrede nişastaya dönüşüyor. Lökoplastlarda depolanıyor. Daimi bir nişasta depoluyor. Lökoplastlar ışığın etkisiyle kloroplastlarda dönüşebiliyor. Mesela bir patatesiniz var. O patatesiniz bir süre sonra yeşerdiğinde renksiz olan lökoplast yeşil olan kloroplasta dönüşebilir.